Arkadaşlar hepinize merhaba. Yine ben. Şimdi soru cevaba geldik. Soru cevapta bir arkadaşımız yazmış. Abi diyor, hep diyor, eski videolarını seyrettim. Onlarda hep şey vardı diyor. Bir şey yapıyorsun, bir şey anlatıyorsun diyor. Bir şeyler uğraşıyorsun diyor. Öyle yapsana diyor. Hareketli olsun videoların diyor. Şimdi tabii hareketli olsun da ben kendim çekemeyeceğim o videoları. Çünkü tek elimi çekip tek elimle yapmak zor olacak. Zaten anlatacağımı da anlattım videolarda aslında, araç videolarında, ama şu anda hava dışarıda çok soğuk. Bugün de biraz ayaz yaptı. Kar yok ama İstanbul'da ayaz var. Gecenin bayağı soğuktu. Onun için dışarıda bir şey çekmem şu anda çok zor. Ama söz, başka küçük ayrıntı videoları sizlere çekeceğim. Yani ben yaşadığım şeyi çekiyorum. Aslında çok önemli bir şey yapmıyorum. Sorularınızı hazırladım, yani sorular, cevaplarınızı hazırladım. Öncelikle trompet dersi vermiştim. Sevilmiş. Teşekkür ederim. Hatta bir arkadaşımız demiş ki, trompeti köşeye koymuştum. İyi oldu demiş. Senin sayende. Sadece notaların yerlerini falan anlatır mısın demiş. Onu anlatayım isterseniz hemen çok küçük bir şekilde. Sonra da sorularınızın cevaplarına geçelim. Öncelikle trompet dersi veriyor musunuz? Evet, trompet dersi veriyorum. O ayrı. Trompet dersi şöyle. Tamirat için söylenmiş. Ben hemen şunu getireyim size. Tamirat için soru sorulmuş. Trompet tamiri için. Trompet tamiri için FFS var. Enstrüman bakım yeri. Hemen enstrümanlartamir.com. Enstrümanlartamir.com. Yeri de tünelde. İstanbul tünelde. Yani İstiklal Caddesi'nin solunda. FS hemen isterseniz. Bakayım bir dakika. Ya şöyle bir kartı bakın, FS. FS yazın zaten, enstrüman tamir bakım çıkacak. Bir de Keylan Müzik Evi. Keylan Müzik Evi. O da Beşiktaş'ta sanıyorum şeyin üstünde kalıyor. Akaretler Okuşu'na çıkarken sağ tarafa dönerken ileride olacak. Yamaha'ya giderken. Şimdi trompette şöyle bir şey var. Notaları göstermek istiyorum. Trompetimizde demiştim, 3 trompet vardı, yani aşağıda üflediğimiz zaman orta üfleme ve yüksek üfleme, yani dudağımızın hareketleri yaptığımız sistem. Tabi trompeti böyle yapmıyoruz. Burada bildiğimiz notalar do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bu kadar. Bu böyle, bir daha do, re, mi, fa, sol, la, si ve do. Bu bildiğimiz oktav. Şimdi şeye gelirsek, hatta ben sürdüğünü takayım da çok ses çıkmasın trompetten. Hani kayıtta bir şey olabilir diye. Şöyle anlatıyorum. Bu. Şimdi burada bu enstrümanda enteresan bir şey var. Yani dünyada çıkmış bayağı enteresan bir şey. Bir buluş diyelim buna, bir icat. Şu, buradan 3 tane nota çıkıyor, boş. Buyurun. Buradan. İstedik daha çıkar. Dudağınızla ilgili. Sonra buradan. Böyle bir enstrüman. Bunları da ileriki derslerde alacağım. Ha bir de su geliyor altından demiştiniz. Su gelmiyor. niye su aktı diye. Üflediğiniz zaman bakırın içinde bir buharlaşma oluyor. Bu buharlaşmayla beraber de işte içindeki buhar tükürük, yani su haline gerek buradan akıyor. Onun için de bu valflar yapılmıştır trompete. Bu valflar bunun suyu aksın, yani içerideki buharı atsın diye. Evet, buna sonra geçeriz. Çok da sizi trompetle yormayayım. Aslında o ayrı bir ders tabii. Ders almak isteyenler olursa bana başvururlar. İstanbul için tabii. İstanbul için de olmuyor. Evet efendim. Şile iyi miydi? Şile iyiydi. Şile güzeldi. Şile'ye gittik. Biliyorsunuz küçük bir video paylaştım Instagram adresimde. Taylan Erler Instagram adresimde. Facebook'ta beraber paylaşıyorum. Bir de neydi? Twitter'da geçiyor. Şile'ye gittik arkadaşlar. Bir an öyle baskın yaptık karavancılar. Hadi abi dediler, gel. Gelirim dedim. Ne yapalım? Hadi bakalım. Hadi biz hep beraber çıktık. Şile'ye gittik. Çok güzeldi tabii. Fakat
şeydi neydi, tuvalet sorunumuz oldu. Çünkü karavanla herkes karavanla tuvalete sokamıyor. Evet, küçük tuvaletimiz güzeldi ama büyük gelirse işte oralarda feci oldu. Çünkü kafeler genellikle kapalıydı kış olduğu için. Biz biraz oturduk ama zorla böyle bir keyif yaptık ama biraz sıkışık oldu işte işler. Evet, beni reklamdan çok tanıyorsunuz biliyorum. Lassa reklama demiş bir arkadaşımız. Evet, ödül alan bir reklamdı o. Almanya'da çekildi, bir hafta sürmüştü. Benim de ilk Almanya gidişimdi. Sanıyorum 1993 diye hatırlıyorum. İlk reklam filmi, ilk Almanya'da, Avrupa'da çektiğim reklam filmiydi. Halit Ergenç'le beraber çekmiştik. Hem tiyatro oyuncusu hem de operist ve opera sanatçısı. Aslında opera sanatçısı ama biliyorsunuz tabii ki normalde yapmıyor. Onun için de hep dizilerde gördünüz onu. Muhteşem Yüzyıl'da padişahı oynamıştı, sultanı. Reklamlar böyle işte. Ben reklam, daha çok ben reklam oyuncusuyum aslında. Çok dizi oyuncusu değilim. Ama televizyonda birkaç defa arada bir gördükleri için hatırlamıyor insan. Nereden hatırlıyoruz? Diyorum ki reklamdır. Aa evet olabilir diyor. Çünkü reklamda oynayan insanlar genellikle az tanınır ama kafada kalır. Öyledir. Fakat şey olunca nedir o? Dizi olunca dizi hep evde gibi. Hani onu misafiriymiş gibi oluyor. Hep evdesiniz ya. O yüzden de herkes çok iyi tanıyor. Evet, bir şey yapılmış. Derek Watkins, James Last gibi isimler var. Bir arkadaşımız paylaşmış. Bunlar tabii iyi orkestralar, iyi müzisyenler. James Last zaten zamanın yani 70'li 80'li yılların iyi orkestrası, sağlam orkestrası aslında ya, o zamanın. Alman orkestrası, caz orkestrası. Güzel, hoş. Ama şimdi artık tabii devri geçti. Şimdi pek dinler misiniz bilmiyorum. Ama yeni konserleri vardı, eski yani eski yeni konseri diyelim. Onlar mesela güzeldi, yine iyi yapılmıştı ama artık James Last devri kapandı. Sadece plaklardan dinleyebiliyoruz ya da işte duyarsak dinliyoruz. Onun için şimdi daha iyi orkestralar oldu. Hatta biliyorsunuz Glenn Miller orkestrasını yaşatmak için, Glenn Miller miydi, Duke Ellington miydi? Olabilir, Glenn Miller orkestrası. Böyle bir büyük orkestra yaptı Amerika ve onu dünyada gezdirdi. O da güzeldi. Zonguldak'tan selam demiş arkadaşım. Zonguldak'tan benden de size selam. Zonguldak'ta arkadaşım. Çok teşekkür ederiz. Oradan takip ediyorum diyor sizlere dedi. Sağ olsun, sorusu varsa yani sorunuz varsa bize gönderin. Ben elimden geleni yapmaya çalışırım. Dışarı çıkamıyorum çünkü bayağı soğuk dışarısı. Efendim, Zonguldak'la arkadaşımıza selam ettik. Otocam filmi çektirin camlarınıza, yazın daha ılık serin olur gibi, içerisi daha böyle serin olur denmiş. Evet denmiş, aslında olmayacak bir şey değil. Ama otocam filmi çekersen ben dışarıyı çok rahat göremem. Pencerelerim o zaman hani şey olur, ne bileyim, tam pencere havası da değil de. Yani pek düşünmedim. Aslında fikriniz güzel. Araba camı olsaydı, yani bildiğimiz cam olsaydı o zaman, ama bunlar şimdi normalde şey, çünkü fiber. Çift cam fiber. Olduğu için yani pek öyle düşünmedim. Dışarıda göreyim, içerisinde beni görsün. Dışarıda beni görsün, sorun değil. Ben memnunum durumdan. Yazın. Yazın tabii sıcak. Yani bir de İstanbul'da bu sıcağı yaşıyorsanız düşünün ki karavanla Antalya, Alanya falan indiğiniz zaman neler olmaz diye düşünün. Yani çok feci bir şekilde sıcak olur arabanın içi. Klima zaten söylemiştim. Klima bu arabalarda olur ama sanıyorum %50 klimasını kullanmayan insanlar var diye duydum. Yani kolay değil diyorlar. Dedim valla ben de yapacak bir şeyim yok yani. Kullansın kullanmasın. Evet, yine köpeklerini gezdiren insanlar var etrafta. Hava çok da soğuk gerçekten, feci. Evet efendim. Hayran buluşması yapar mısın? Bu farklı bir soru oldu. Hayran buluşması. Yani hayranlarım gelsin benimle buluşsun. Ya onu ben girersem bilmem hayranım var mı yok mu, ama hayran buluşmasına girerseniz çok zorlanırız. Çünkü çok gelen olur. Herkesi misafir edemeyebilirim. Zorlanırız. Onun için şimdilik kalsın ama yerimi biliyorsunuz. Zaten geçen hafta içinde, geçen hafta mıydı, geçen günler içinde bir yine çift geldi sağ olsun. Biz de karavan almayı düşünüyoruz, videolarınızı seyrediyoruz dedi. Teşekkür ederim, biz de yürüyüşe çıkmıştık dediler Kadıköy'de. Kadıköy'de oturuyorlarmış. Efendim gaz dedektörünü gördüm, duman dedektörünü gördüm. Güzel, evet efendim. Pardon, gaz dedektörünü görmediniz. Gaz yok, duman var yukarıda. Zaten biliyorsunuz duman dedektörü yukarıda. Gaz dedektörü de aşağıda olur. Çünkü gaz ağırdır ve yere iner, duman da yukarıda olur. Onun için ikisinin karavanlarda bulunması şart. Hatta evinizde bile bence olması gerekiyor gaz dedektörünün. Çünkü gerçekten bir ihtiyaç, bir önemli bir şey bu. Efendim,
Karavanınızı aküyle mi yaşıyorsunuz? Evet, 220 yok. Yani ben 220 elektrik bulamıyorum. 220 elektrik bulamadığım için de karavanda. Yani tam anlamıyla karavanda yaşıyorum. Şimdi tabii 220 alırsam, işte depomun suyunu musluğa bağlarsam falan, o zaman karavanda yaşam olmaz. Sadece bir kutunun içinde, ama yine de elektrik harcarsınız. Yok, o değil. Benim istediğim yine güneşten aldığım enerjiyi ya da taşıyarak getirdiğim suyu kullanmak işte. O zaman kamp oluyor. O zaman kampçısınız. O zaman biraz daha çevreci yaşayacaksınız. Daha dikkatli olacaksınız. Suyunuzu dışarı çok gider atmayacaksınız. Yani çok gider suyu kullanmayacaksınız. Her şeyin bir zamanı var karavanda yapmanın. Yani ben gecenin mesela duş alayım. O zaman akünüzü bitirirsiniz. Suyu ısıtmak için. Ya da ne bileyim ben işte ben gecenin efendim bütün ışıkları yakayım. Yak ama işte dikkatli ol. Akün bitebilir. Akün ne kadar güçlü? O çok önemli. Panellerin ne kadar güçlü? Onlar çok önemli şeyler. Çekmek karavan mı, motor karavan mı? Dezavantaj ve avantajları. Evet, bu çok sorulan bir şey. Bana da yolda arkadaşlarımız da soruyor. Karavancılar da çok tartışılıyor. Ne istiyorsunuz? Bu çok önemli. Ne istiyorsunuz? Ben gezeceğim mi? Ben hayır sabit duracağım mı? Ya da benim arabam var. Motor karavan bana ihtiyaç olmaz. Neden? Çünkü motor karavan bir araba daha demek. Bir araç daha demek. O zaman ne yapayım? Benim aracım var. Güçlü motoru var. 2000-2500 motor. Tamam. Hadi bir ya da 1.9 motor. Dikkat edin. Motorlarda, yani araç motorlarındaki güç değil, tork önemli. Çekiş gücü önemli çekme karavanlarda. Mobil karavan zaten beraber. O sorunu yok ama mobil karavanda çekme karavanda aracınızın torku önemli. Çekme gücünü sorun. İtme gücünü değil ya da taşıma gücünü değil. Benim aracım varsa arkasına bir çeki demiri taktırabilirim. Burada ruhsata işletirim. Emniyet müdürlüğünden. İşim biter. TÜFE de giderim. Yani kontrole de giderim. Bunun da ruhsatta işli olduğunu gördükleri zaman iş bitmiştir. Ama çekme karavanınızı her sene mobil karavan gibi muayeneye sokmanız lazım. Eğer ruhsatlıysa. Ruhsatlı değilse benim gibi, o zaman durabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Zaten polis memurlarına sormuştuk. Polis memuru arkadaşlar dediler ki duran araç ne suçludur ne de bir şeydir. Bir yerden bir yere gidiyorsanız evet, o zaman dikkatli olmanız lazım. Çünkü ceza kesilebilir. Çünkü ruhsatı yok. Satış belgesi var. Satış belgesi olması zaten yetiyor. Ama gezecekseniz, dolaşacaksanız ruhsatlı bir karavan almakta fayda var. Artık Türkiye'de zaten hem yerli karavanda imalatları güzel gidiyor. Hem de hatta şey de iyi gidiyor. Bazı karavan firmaları mesela şimdi yabancı karavan getirmeye başladı. Getiriyorlar ama tabii çok yüksek fiyatları. Yüksek fiyat nedir? Yani diyeceksiniz ki ya benim param var, bana ucuz geldi, ben alayım bir tane diyebilirsiniz. Çünkü nedir zenginlik, fakirlik? Cebindeki paraya göredir. Yani cebinde para çoksa senin için onlar hiçbir şey değil. Onların fiyatlarını zaten bulabilirsiniz. U karavan benim bildiğim. Bürsner getiriyor. Alman Bürsner diye modelini gördüm. Güzel bir model. Bir de Aidos karavan Adria getiriyor. Adria marka Alman karavanlarını getiriyor. İkisine de bakabilirsiniz. İkisi de sanıyorum İstanbul içinde yerleri var. Gidin bakın karavanları, inceleyin, dolaşın. Geniş mi, dar mı, değil mi, işte lüks mü, değil mi, bakabilirsiniz yani. Ha, paranız yoktur benim gibi, ben idare edeyim falan derseniz böyle bir karavan alırsınız. Bu da idare ediyor herkesi yani. Onun için çok da rahat, çok da güzel. Hemen bu arada karavan parkı için aklım gelmişken söyleyeyim mi? Maltepe Orhan Gazi Parkı'nda karavancılar bayağı güzel gelişmeleri var. Bence oraya gidin, oraları görürseniz konuşun oradakilerle. Bizim şey de orada, karavan doktoru, Damar Project, o da orada. Onunla konuşun bence, ondan fikir alın. Çünkü orada bir karavan parkı, dikkat, karavan kampı değil, kamp olmayacak, parkı olacak. Belki elektrik, su falan verilecek diye bir şey var. Böyle bir tellerle falan kapatıp güzel bir park yapacaklarmış. Aslında güzel. Belki o yapılınca ben de oraya geçerim. Çünkü o zaman güvenli bir hal alır karavan parkı. Çünkü şu an hiç güvenli değil oraları. Hoş, hiçbir yer güvenli değil ama siz yine de her zaman güvenliğinizi alın. Karavan alırsanız hemen bir alarm sistemi taktırın. Yanlarına sensör taktırın. Gece ışıklı sensör. Birisi geçince, kedi köpek ya da bir şey geçince, insan da geçince yansın. Bende de var, her zaman lazım. Hatta bunun da internette çok var. Güneş enerji, yani güneş panelisi beraber var üzerinde, üçgen. Çok mutlu olursunuz. Göstereceğim zaten bir dahaki programda. Çok mutlu, çok rahat edersiniz. Kışın da güzel oluyor. Onlar da hatta çok güneş istemiyor. Normal bir hava bile olsa, puslu bir hava bile doluyor içindeki piller. Efendim, karavana geçiş hayal miydi yoksa zorunluluktu? Aslında hayalim vardı. Biraz da zorunluluk oldu o yıllarda, 4,5-5 sene önce.
Hem zorunluluk hem de hayal oldu ve ikisini de beraber hallettik. Bence iyi bir zamana geldi diyelim. Hani tam böyle iyi bir zamana geldi ve biz o zamanki mobil karavanıma geçmiştim. Sonra da buna geçtim. Manisa'dan selam. Manisa'ya selam. Manisa ya askerliğimi yapmıştım. Nerede? Isparta'da. Manisa'dan geçmişti o zaman tren o tarafa yakın geçmişti. Böyle Manisa'dan geçiyor diye. Efendim kolumdaki saate arkadaşımız takılmış. Kolumdaki saat çok özel bir saat değil. Fransızcası imitasyon bir saat. Yani taklit bir saat ama ben sevdim. Hep Rolex marka saatim olsun diye kıvranmadım. Öyle bir niyetim yoktu. Ama Rolex saatler çok pahalı. Yani ciddi. Rolex saat zaten şöyle bir şeymiş. Bizim duyduğumuz büyüklerimizden, tekne sahibi olan ve iş adamı arkadaşlarımızdan duyduğumuz, Rolex alınmaz. Siz gidip bir mağazaya kendinize Rolex almazsınız. Mışınız. Böyleymiş bu böyle. Rolex hediye edilirmiş efendim. Hediye de yani maşallah 25 bin euro falan ya da 30 bin eurolara geliyor bayağı paralar. Bir saatte o kadar para veriliyor mu? Verilmiyor. Kişiler de haklı. Bana hediye aldı herhalde. Onun için Rolex saat, Rolex zaten dünyada sanıyorum Rolex'te bir şey daha vardı. Hangisini unuttum şu anda. Mesela Omega. Omega, Rolex, Citizen bunlar önemli saatler aslında dünya üzerinde. Ama Rolex ve Citizen, Rolex ve Omega genellikle otomobil yarışçılarında, teknecilerde çok reklam alıyor. Ben Rolex'i sevdim, taktım. Yani çok bir özelliği yok. Bugün bunu çıkarıp başka bir saate takabilirim ama ben saat takmayı severim. Saat bir aksesuardır. Bilhassa erkeğin üzerinde olması gereken bir donedir. Bence bu önemli bir şeydir. Telefona pek bakmayı sevmiyorum saatte. Ama çok arkadaşımın da saati yok. Onlar artık telefonlarla ilgileniyorlar. Birkaç arkadaşımızın var ama bence iyi bir şey ya. Mesela takım giydiğiniz zaman da üzerinizde bir saatin olması. Mesela konuşurken kolunuzda bu saatin bir gözükmesi. Ya da sizin hemen saate bakmanız. Bunlar güzel şeyler, hoş şeyler. Efendim evet, son olarak su deposunun donması. Korkmuyor musunuz diyor. Çünkü don geliyor. Zaten dün akşam biraz başladı ayaz. Soğuk. Şu an sobamız yanıyor. Sobamız düzeldi. Çok şükür. Don olayında benim 50 litre bir depom var. Minik bir depom var. Hatta 45 mi 40-50 litre arası değişiyor. Minicik bir depom var. Yani fazla su almıyor zaten. Onun için benim suyumun donması gibi bir sorunum yok. Ama 150-200 litre olan depolar, yani 250 olan depolar dikkat etmek zorunda. Onlar işte artık ne yapman lazım? İyi bir kamuflaj mı yapması lazım üzerine ki soğuk geçmesin diye. Ama bence de soğuk havalarda pek su bulundurmayın deponuzda. Eğer dışarıdaysa deponuz. Ama arabanın içinde bir yerdeyse sorun yok orada. İçeride sıcak ve ılık bir halde durabilir suyunuz. Ama depo benim mesela dışarıda ve arabanın altından bayağı ayaz yaptığı zaman depo çok soğuyabilir. Böyle de bir şey var. Evet. Çok teşekkür ederim. Ay sesim kısıldı. Sesim kısıldı. Evet, çok teşekkür ederim. Hepinizin sorularına cevap vermekte bulunduğum için çok mutluyum. Sizi tanımıyorum, görmüyorum, konuşuyorum. Çekinmeyin, yazın ve sorun. Ben sizleri seviyorum. Sizler beni sevdiğiniz için bunları yazıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sizlere ayrıca saygı da duyuyorum. Öğrenmek istiyorsunuz bir şeyleri. Çünkü her zaman derler ya, öğrenmek için diman, yani beynin açık olsun derler. Konuş, sor, öğren, insanlardan bir şey öğren. Ben bunu biliyorum, bu kadar deme. Hep bir şeyle öğrenelim. Hep ben de öğrenirim. Ben bilmediğim şeyi öğreniyorum. Bakın müzikte, tiyatroda hala öğreniyoruz. Tiyatro deyince yakında büyük bir proje var. Yönetmenliğine istendim. Yönetir misiniz dediler. Dedim zor ama elimden geleni yapacağım dedim. Çünkü benim de herhalde 52 yaşımda yapabileceğim en büyük proje olacak o. Yakında zaten haberi duyulacak basından ya da sosyal paylaşım sitelerinden. Efendim görüşmek üzere. Hoşça kalın.